polisi. Ben olsam orada, Ali Koç'un yanında olsam, sen de olsan, beyler sakın buradan geçmeyelim. Çıkalım şu arkadan. Arkadan bir araba bize atar, polis arabası. 150 metre ya. Peki ben sorabilir miyim? Evet. Giderken bu tip bir şey olmadıktan sonra dönüşte olduğunu mu hesap etsiniz? Bir şekilde sorunu çözmüş. Bir an önce olay yerini terk etmek istiyor. Vakitten kazanmak istiyor. Bir an önce de gelmek istiyor. Zaten orada yani kural hatası olmuş olabilir ama niyet belli değil mi? Kural hatası önemli değil. Tamam. Dediğin doğru. Evet. Ambulans, hastan varsa, baban kalp krizi geçiriyorsa evet. Ben kırmızı ışığı falan beklemem. Bu konuda problem yok. Dışarıdan kalmış taraftan için gidiyor tribüne. Yok. Hayır. Buradaki konu mesela niye oradan gitti, oradan döndü hayır, mü? Hayır. Şu var. Bak düz mantık. Futbolu yaşayan 40 yıl. En kötümüz 30 yıl bu işin içindeyiz. Devre arası oldu. Sağının ortasından doğru ahu diyerek oraya gitti. Direkt gördüm. Dikeye gitti. Maç başladıktan sonra dakika 47-48'di. Mecburen taç çizgilerinin paralellik dışından gelmek zorunda ki sağının içine girmemek için. O zaman ne oluyor? Otomatik olarak hem kale arbası Göztepe'li seyirciye 5 metre kadar yaklaşıyorsun. Hem de dönüşte burada da 50 metre boyunca 5 metre yakın yürüyorsun. Mutlaka ve mutlaka bunu tahmin etmek için kâhil olmak gerek yok. Türkiye'nin durumunu bilmek yeterli. Şişe, su, bozuk para, Allah korusun başka şeyler atılacağı tabii. Ha, dün akşam ekstra vahşet ne oldu? Bir kahpelik oldu. Arkadan itildi. Onu öngöremezsin. Ama ben biliyorum ki Ali Koç oradan çıkıp 47. dakikada protokola buradan gidecekse en iyi ihtimal kafasına, üstüne ayran, su, şişe yağacak. Atarlar doğru. Ben ondan dolayı eleştiriyorum kendisi. Tamam, buradaki eleştirimiz başkanın kendi güvenliğini sağlamamasıysa, bu konuda hani riske etmesiyse, başkan o sırada gözü o kadar taraftarla bütünleşmiş ve konuyu çözmüş ki kafasında o sırada gideceği rotasyon değil. Düşünemiyor. O herhalde sen olayım, yanında mıydın? Hayır, ben statlıydım ama o anda oraya gitmedim. Gitmedim. Hayır, şöyle şimdi başkanın şöyle düşünmesi gayet normal değil mi? Taraftarın içinde, kaosun içinde, biber gazlarının olduğu bir ortama girmişsin. Yani bu şuna benziyor. Operasyona gitmişsin. Niye giderken kestirmeden gitmedin de uzundan gitti. Onu düşünmez orada. Oradaki olayın büyüklüğünü bir canlandırırsak kafamızda. Yani biber gazı falan orada kullandı, biliyorsunuz değil mi onu? Evet. Yani, biber gazı çok yanlış. Tamam, şimdi biber gazı kullanmış. O olmuş, o olmuş. Başkan tamam, en fazla yol hatası yapmış deriz. Deriz ki buradan niye geçti? Buradan niye geçti? Tamam, en fazla daha oradan gidebilir miydi? Stadı bilmiyor. Peki. Dışarıda ne var bilmiyor. Ben sorayım peki. Ben sorayım. 24 saatten önce tamam sonra. Ben bir taraftar için. Ben bitirmedim mi? Tamam, buyurun. Ben size soruyorum o zaman. Stadın dışından gitseydi, saldırıya uğrasaydı, o zaman da şunu mu diyecektiniz? Vay efendim, sen güvenliğin olduğu stat'tan niye çıktın, niye dışarıdan gittin? Tabii orada seni bıçaklarlar mı diyecektiniz? Ama şimdi aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey değil. Nereden gidecektin? Peki, nereden filmi soruyorum. Peki. Bana soru, bir dakika, pardon. Peki, ben soruyorum, nereden gidecektin? Karşı bölgede. Nereden gidecektin? Söyleyeyim bana. Çok basit. Yanında zaten 3-4 tane. Yanında zaten 3-4 tane polis var. Spor şube. Yanında hep vaziyet alıyorlar. Tamam, sonra? Nereden gidecektin? Söylüyorum. Çık dışarı. Yapma ya. Dışarı çıkacak. Dışarıda ne oldu belli mi? Abi yapmayın, dışarıda hiçbir şey olmuyor. Dışarıda Fener forması, bir dakika. Dışarıda Fener forması yakmışlar. Dışarıda bir şey olmaz diyor ya. Arkadaşlar, dışarıda o andaki adamın bir şey yok. Adamın üzerindeki formayı aldılar. Arkadaşlar, şimdi bakın birbirimizi kandırmıyorum. Neyi? Maç başladıktan sonra dışarıda taraftar filan bulamazsınız stadın dışında. Maç başlamış. Maçın öncesi değil ki. Dakika 48. Peki bir soru. Ben konuşabilir miyim? Evet, lütfen. Ben size söyleyeyim. Ali Koç sağdan stadın dışından çıkar. Ondan sonra bir tinerci gider Ali Koç'a saldırmaya kalkar. Bu konuşma o zaman ne olur biliyor musunuz? Ali Koç güvenliği sağlandığı stat'tan niye dışarı çıkıyorsun sen? Orada polis güvenliği sağlamış. Sen niye dışarı çıkıyorsun? Niye o insanlarla muhatap oluyorsun? Bırakın işte. Peki bir şey söyleyeyim. Bir saldırıya gelelim bence. Bir dakika. Ali Koç'un saldırıya gelmeyeceğim. Yine 24 saat önce sarsaydık şeyi. Sen yanında olup beraber gider miydin? Efendim? Yanında. Ben her yere giderim. Hayır, yani o soru o değil. Ali Koç'un yanında tribüne gider miydin? Nasıl? Şey. Yani yanında gider miydin diyor. Sahanın içinde beraber gider miydin? Ben bugün Fenerbahçe için gereken neyse yaparım. Hayır, soru bu değil ama. Başkan gider gel derse giderim tabii ki. Hayır. İlle gel demek yok. Evet. Şu 24 saat önce filmi sarıyorum. Evet. Evet. O dakikaya. Vallahi taraftarımızın başına bir şey geldiği zaman ben giderim. Bir şey. Ama hemen gitmemişsin. Niye? Başkan gel demedi. Kendisi çünkü onunla ilgili. Başkan bir anda gitmiş. Hışımla gitmiş. Ya hayır, bir şey anlatamıyorum. Şayet gitmiş. Bu kulübün tüm yönetimin inmesi daha büyük tahrik sebebi olmaz. Ben bir şey soracağım. Yani, bir anda gitti. Bu kulübün bir başkanı, var. Başkan orada kararı kendi verir. Taraftarla ilgili olan yöneticilerimizle genel sekreterimizi aldı. Onunla beraber gitti.
Acun sen gel dese ben de giderim. İşte bu, güzel. Sen gel deseydin giderdin. Evet. Dönüşte aynı yolumu kullanırdın. Evet kesinlikle. Burada aynı gösteriyi. Ben stadyumdan dışarı çıkar mıyım ya? Dışarıda. Ya dışarı çıkamazsın. Kapıda çok güzel. Hocam stadyumdan dışarı nasıl çıkacağım? Bilemezsin. Sizin arasında dövseydi bu sorun olmayacak. Neyi? Abi stadyumda. Bu çok iyi bir soru. Ya bir dakika. Stadyumdan dışarı neyle karşılaşacağını bilemezsin. Ben adım atmam o stadyumdan dışarı ya. Müsaade et. Adım atmam. O zaman bu mantık. Fenerbahçe stadyumunda diyelim ki. Evet. Azınlık olan yani 2000 kişilik. Şey tacize uğruyor misafir takım. Misafir takımın başkanı da tıpkı Ali Bey gibi sahanın içinden devre arasında onların yanına gidiyor. Kısasa kısas. Maç başlıyor dakika 48. Evet. Fenerbahçe tribünleri arasından böyle gidiyor. Bu doğru bir davranış değildir. Tıpkı arkadan kahpece itilme gibi. Kural ihlal zaten. Benim şey benim kişisel görüşüm. Kişisel görüşüm. Biz isterseniz yani işin hocamızın boyutuna gelelim. Hocama yani. Da saygı duyuyorum. Bu fikirlerde zaten aynı görüşte olmak zorunda abi. Değiliz. Saygı duyuyorum. Yanlış anlamayın. Bu benim fikrim tabii. Evet. Buradaki asıl konu benim. Yalnız Acun abi özür dilerim. Benim kameramanım şu anda söylüyor.